bu bir mafya dizisidir. Mafya tam olarak nedir? Bir ülkede mafya nasıl oluşur? Mafyanın oluşma kuramı nedir? Bu konuda biraz doluyum ve uzun süredir yapmayı düşünüyordum bunu. Mafya deyince aklınıza ne geliyor? Godfather mı? Çakır mı? Hızır Çakır Beyli mi? Hep silah tutan, çatışan, racon kesen tipler geliyor ise geçmiş olsun. Ancak kara para aklama, Karahanlı gibi iş adamların devletle ilişkileri, rüşvet, yolsuzluk gibi hususlar geliyor ise helal olsun, siz gerçek mafyayla tanıştınız demektir. Anlatacağız. Derin derin sindirmeniz gereken bir video olacak. Bir kere öncelikle mafyanın kelime anlamıyla başlamak istiyorum. Arapça kökenli olduğu düşünülen ama tam da kökeni konusunda net bilgi sahibi olamadığımız bu kelime, bildiğiniz gibi yasa dışı işlerle uğraşan örgütlerin kurduğu sisteme verilen isimdir. Peki bu kadar mı? Yani mafyanın tanımını yapıyoruz ve bitiyor mu? Elbette hayır. Benim bu kanalda bu yorumlarda sıkça anlattığım hususları artık izlentiye dökmenin vaktidir diyerek bunu hazırlama gereği duydum. Mafyayı anlayabilmek için mafyanın bir ülkede nasıl oluşup geliştiğini, filizlendiğini anlamamız mafyayı dışarıdan görmemizi sağlayacaktır. Zira Kutlar Vadisi isimli nadide mafya dizimizde benim sıkça eleştirdiğim husus, dizi mafyanın adeta pornografisini yapıyor. Yani erotizm anlamında pornografi değil. Mafyaya odaklanarak bu dünyanın içine bizi koyuyor ama mafyayı dışarıdan ve mafyanın tohumlandığı yerden göstermiyor. Vadinin bunu yapması için mafya dışında ona karşıt olan sistemi ya da kültür diyelim buna, derinlemesine inceleyip bu ikisini çarpıştırması gerekir aslında. Ancak vadideki eksiklerden birisi işte tam da bu. İki karşıt kültürü aynı masaya koymaması yani. Yani mafyalaşmanın bir ülkede nasıl ve hangi sebeplerle oluştuğu kuramını karakterlerin içsel çatışmaları üstünden göstermemesinin yanında mafyaya karşıt olan devlet yapısını ve kültürünü, mesela devletin en temel bileşeni olan hukuku, derinlemesine hissettirememesi. Ancak tezat gibi gelecek söylediğim ama devletin de mafyalaşmayla ilişkisini aktarmaması da var. Her şey yerine oturacak, sabredin. Dizinin oyuncularından Selçuk Yöntem ve Zafer Ergin bu konuya dem vurdu aslında. Selçuk Yöntem ne diyor bakın. Olumsuz tarafları da vardı. O zaman da ben çünkü söylemiştim bunu. Neydi olumsuz tarafı? Polis yoktu. Ha, polis yoktu. Hala yıllarca da olmadı. Yani enteresan. Amerikan filmlerine, Avrupa filmlerine bakın, dünyada her şey toplumsal sorunları, evet, bireysel sorumluluklar olduktan sonra, kötü olaylar olduktan sonra sistem, adalet sonunda yasalar hakim olur. İşte aslında bu izlentinin temelini oluşturan yere dem vuruyor Yöntem. Yani mafyaya dışarıdan bakmamakla diziyi eleştiriyor. Mafyaya dışarıdan bakmak ise onun önleyicisi olan devlet ve ona bağlı kolluk birimlerinin görevlerine dem vurması. Bunu Yöntem'in bahsettiği gibi illa polisleri kahraman göstererek yapmalarını savunmuyorum bu arada. Ben bir dramada gerçek ile hayalin karışımından haz duyuyorum. İlla gerçekçi olma kaygısı taşısın diye tüm karakterlerin gri olmasını kabul etmem. Çünkü gerçek hayatta zaten onları görüyoruz yeterince. Dizilerde görmemizin bir anlamı yok. Dizi bir sanat eseri ise hayal ve gerçek karışımı olmalı. Yani burada hayalden kasıt hayal satmalı. Yani bunu ölçülü biçimde gerçeği gerçek gibi hissettirdikten sonra başroller üstünden önerme mahiyetinde yapmalı. Polisleri her olay sonrası kahraman gibi olayı çözen tipler olarak gösteren bir diziyi ben de savunmuyorum. Çünkü elbette gerçekte böyle olmuyor ve hayalden kastım böylesine sürreal bir ortamı savunmak değil. Hayalden kastım hazin gerçeklere karşı o gerçekleri iyice gösterdikten sonra önerme yapabilecek bir veya iki karakterin olduğu bir dizi. Ancak Vadi sizce gerçekleri tam olarak gösteren bir dizi mi? Çoğunuz buna evet diyorsunuz, biliyorum. Öyle lanse edildi aslında ama mafya dizisi olarak lanse edilen Vadi bize mafyayı gösterdi ama mafyalaşmanın nasıl, neden olduğunu göstermedi. Arkadaşlar, iki cümle kuracağım ve bir şeyi anlayacaksınız. 1. Adaletin tecelli etmediği ülkelerde mafyalaşma oluşur. 2. Mafyalaşmanın oluştuğu her ülkede devlet ile mafya iç içedir. Yoksa mafya var olamaz, canlı kalamaz. Kamu yararı gözetmeyen her iş mafyalaşmanın fitillenmesidir. Yani bazen bir kamu kurumunu satmak da mafyalaşmaya yol açar. Yalnızca silahlı örgüt kurmaktan ibaret değildir mafya. Mafya, kamu yararı olmayan her iş sonucu doğabilir. Bunu çok iyi anlayın. Evet, bir düşünün. Gazetelerde, televizyonlarda ne görüyoruz? Bağcılar'da huzur gecesi, Esenyurt'ta 4 helikopter, 25 polis aracı, 12 köpekle denetim, İstanbul'da asayiş huzur uygulamaları. Bir güven hissettiniz değil mi? Peki sizce ne çözülüyor? Sabah uyandığınızda yine mafyatik tipler etrafta. Esenyurt'a bir gidin, herkeste yine silah var. Uyuşturucu yine her yerde kol geziyor. Sizce bir şeyler bitti mi? Şu an İstanbul genelinde artan torbacıların haddi hesabı yok. Bitti mi? Bitmedi. Peki polisin görevi bitirmek değil miydi? Peki neydi o haberler? Polisin huzur uygulamaları, köpekler, helikopterler. Birkaç operasyon videoları düşer sonra böyle arkada gaz verici müziklerle bir eve dalan polisler. Kahraman Türk polisi yine bir iki kişi yakaladı. Şok şok şok. Peki neden buna rağmen her yerde suç aini gibi suç işlenmeye devam ediliyor? Çünkü mafyanın olduğu her yerde devlet-mafya uyumu vardır. Polis-mafya uyumu vardır.
Yoksa mafya varlığını yitirir. Olmaz, bu kadar net. Ancak mafyanın varlığını yitirmesi için mafya hiyerarşisini bilmemiz gerekir. Bu hiyerarşiden hemen aklınıza vadi geldiği için konsey ve altında sokaklara yayılan örgütleri anlayabilirsiniz. Ama benim burada kastettiğim kavramsal hiyerarşi. Ne demiştik? Mafya deyince aklınıza eğer kara para aklama, vergi kaçırma, yolsuzluk, rüşvet geliyorsa işte gerçek mafyalaşma kuramını kaptınız demektir. Çünkü bu saydıklarım aslında mafyalaşmanın temel bileşenlerini oluşturur ve hiyerarşinin en üstündedir. Yöneticisidir. Buna A sınıfı diyelim. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu tacirleri, kadın tacirleri, işte bu kollar ise yukarıdaki A sınıfının alt hiyerarşisini oluşturur. Bunlara da B sınıfı diyelim. Bakın, örgüt ve kişiler olarak bakmayın mafyaya. Kavramsal olarak bakın ve bu iki sınıfı bir araya koyduğunuz zaman işte gerçek mafyayı gördünüz demektir. Çünkü mafyayı aslında oluşturan bileşen ekonomi bileşenidir. A sınıfı ise B sınıfının oluşmasının sebebidir ve lütfen burayı iyi anlayın. Defaatle söylüyorum ki A sınıfı dediğimiz bu sınıfta en etkili güç devlet görevlisi olan güçtür. Zaten yolsuzluk diyoruz. Yolsuzluk devlet görevi yoluyla olur. Çünkü ekonomik olarak ekonominin merkezi gücü zaten devlette toplanır. Buradan yalnızca para anlamayın. Kurumlar, arsalar, sit arazileri, vakıflar, köprü ihaleleri, çeşitli başka ihaleler bunlar hep zaten devletten geçerler. Devletin malı deniz yemeyen domuz düsturuyla yaklaşıp devletin kapısını zaten dışarıdaki mafyaya açmakla mafyalaşma başlar. Başka türlü mafyalaşma olmaz zaten. Yani mafyalaşma bir ayrı yapının konsey kurarak devleti ele geçirmeye çalışmasıyla olmaz tam olarak. Çünkü böyle bir durumda mafya yapısına karşı son derece ilkeli devlet yapısı mafyanın yaşamasına izin vermezse zaten o yapı çok uzun süre yaşamaz. Ama ilkesini yitirmiş bir devlet olursa mafya dizisinde orayı irdelemek gerekirdi işte. Ancak bu arada vadideki konsey de zaten siyasileri yani devletin yasama gücünü ele alarak güçlendirdiğini bizlere aslan yoluyla ilk bölümde lanse etse de yasamayı ele geçirmek mafyalaşmanın etkin olması için yeterli değildir. Yürütmeyi de ele geçirmek gerekir. Veya yürütmedeki görevlerin bunlar bakan olabilir, memur olabilir. Onların direkt A sınıfındaki ekonomik eylemleri yaparak B sınıfını yani alt hiyerarşisini beslemesi gereklidir. Benim dizide A sınıfına mensup olarak bir gördüğüm deve Tuncay'dır. Mafyaya çok iyi bir örnektir ama o da zaten vadideki diğer babalar gibi değildir. Okumuş birisidir. Çünkü esas A sınıfı mafya zaten böyledir. Deve Tuncay gibi devlette görevli olup kapıyı dışarıdakilere açandır. Mafyalaşmanın ittirici gücünü bu sınıf sağlar. Alt sınıf ise aksiyon peşindedir. Mafya babası diye kavramlaştırdığımız bizim dışarıdan gözlemlediğimiz eli silahlı, çizgili takım elbise giyen bir imaj B sınıfından hatta bazen C sınıfından ibarettir. Yani özetle bu mafyalaşma kamunun parasına göz diken cenahların dışarıdakilerle parasal işbirliği sayesinde gerçekleşir. Bu düzenbazlık alt sınıfı oluşturur. Yani eli silahlı örgütlenme zaten bu düzenbazlığın etkileriyle oluşur. Bu ekonomi bileşeni çevresinde Karahanlı gibi gördüğümüz iş adamları örgütleşerek alt hiyerarşiyi yönetirler. Ama vadideki eksik olarak gördüğüm husus devlet görevlilerinin bu A sınıfı eylemlerini yaptıklarını Deve Tuncay dışında bize hiç lanse etmemesi ve kara para aklama ve silah kaçakçılığını ya da uyuşturucuyu eşit mafya eylemleri olarak göstermesiydi. Oysa bunların arasında bir hiyerarşik yapı var. Yani A sınıfındakiler yalnızca TÜSİAD'a bağlı iş adamları değil, esas kritik şahıslar bu iş adamlarıyla illiyet bağı olan devlet görevlileridir. Devletteki şahıslar eğer bu iş adamlarına mesela ihale vermez ise iş adamlarının mafyalaşmayla devleti ele geçirmeleri imkan olamaz. İşte vadinin büyüyeceği ortamına rağmen esas eksiği bu yürütmeye bağlı görevlileri anlatmayı ya es geçmesi ya da bunu anlatacak cesareti olmamasıydı. Devlet kimliği ile mafyalaşmayı anlatmak esas mafyayı gözler önüne sermektir. Oysa bir önceki dizi Deli Yürek'te bu daha iyi anlatılmaktaydı. Devlet görevlisi bir şahsın mafyalaşmayla işbirliğine tanık oluyoruz. Kaldı ki 90'larda ve 2000'lerde devlet görevlisi olup, bakan olup, işte içeriden bir memur olup, rüşvet yiyen, mafyayla haşır neşir olan o kadar fazla insan vardı ki bunlardan sadece Deve Tuncay anlatıldı. Örgütler, silahlar, uyuşturucular, kadın satmalar, insan satmalar vesaire vesaire. Bunların hepsine sebebiyet veren öncelikle kamunun malının veya parasının kaçırılması veya aklanmasıdır. Bunun kamuyla ilişkisini anladığınızda, nice insanın mağduriyetini gördüğünüzde işte mafyalaşma konusunda aydınlanıyorsunuz demektir bu. Ama tam bu noktada daha da önemlisi bu parayı kaçıranların devletle, en çok da devletin yürütme koluyla ilişkisini gördüğünüzde mafyanın işlevsel çarklarını görüyorsunuz demektir. Yürütme bu arada hükümet olarak da anlayabilirsiniz. Bugün ekonomik olarak bizi yoran günlerden geçiyoruz ve bunların hepsinde mafyalaşmanın etkisi var. Peki suçu engellemede devlet olarak yetkili olan birim kimdir? İçişleri Bakanlığı. Ancak bakanların bile bazıları zaten mafyalaşmanın sebebi olabiliyorlar demiştik. A sınıfını oluşturuyor.
Peki emniyet kime bağlı? İçişlerine tabii ki. Peki bu ülkede suçları engelleyen birim emniyet ise emniyet ne yapıyor? Devlettekilerin mafya ile işbirliğindeki mafyalaşmanın yalnızca bu işbirliğiyle olabileceğini söylüyoruz. Bu durumda emniyet yalnızca görünen suçları engelliyor. Yani suçu yaptıranlara değil, daha çok yapana gidiyor. Çünkü zaten arka planı hiç kimse görmüyor. Mafyalaşmanın başını çeken A sınıfını kimse hissetmiyor. Oysa suçu işleten onlar. Buna rağmen kamunun malının nasıl peşkeş çekilebildiği, belli cenahlarca dışarı açıldığını halk artık anlamamaktadır bile. Bu kamunun malının belli cenahlara peşkeş çekilmesi sonucu zaten hiyerarşik bir yapıyla silahlı çeteler ve diğer B ve C sınıfı dediğimiz mafya tiplemeleri oluşur. Bu durumda polis sinemada bize yedirilen algının ekmeğini yer farkında olup veya olmadan. Yıllarca bu algı bize yedirildi. Burada emniyetin hepsini elbette kastetmiyorum ama emniyetin farkında olarak veya olmayarak sebep olduğu manzara bu diyorum. Nedir o algı? Sokaktaki suçlunun peşinden koşan kahraman algısı. Basit, standart düşünce. Polis ne yapıyor peki? Esenyurt'ta 4 helikopter, 25 polis aracı, 12 köpekle denetim. İstanbul'da asayiş huzur uygulamaları. 1-2 torbacı yakalar, polis kamerasıyla da çeker, haberlere bir güzel servis eder. Vatandaş güvende ve huzurlu. Polis yalnızca yapana gider. Yaptıran olarak hadi 1-2 elebaşı yakalasın, sizi mi kıracağım? Ama esas yaptıranlara gitmez. Peki polisin görevi bu mudur? Yalnızca yapanı mı yakalamaktır? PVSK'yı bileniniz var mıdır? Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu. Bu kanun ikinci maddesi aynen şöyledir. Kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak. Bakın burada dikkat etmeniz gereken önünü almak kısmı. Polisin olaylar olmadan önce önünü alması gerektiği devletimize bağlı kanunun daha ikinci maddesinde geçiyor. Ancak dedim ya, o sokaktaki suçluyu yakalayan kahraman algısı Hollywood'da ve bizim yerli sinemamızda bilinçaltına iyi kazınmıştır. İnsanlar suçlu olarak sağdakileri görürler. Silahlı çatışmalar, örgütler, evde ele geçirilen bir sürü uyuşturucu. Tamam sensin en kötü, hain pislik. Sana bunu yaptıran, hatta o yaptırana da yaptıran hiç kimse yok. Sensin kötü olan sadece. Seni yakaladık, bitti. Halk güven içinde polis görevini yaptı. Koy arkaya domburayı. Ama devlet ve mafyanın kuramsal farkını Kurtlar Vadisi dizisinde de görmeyiz. Devlete bağlı polisler çakır gibi mafya babalarını sorgular. Tamam sorgulasın, bu elbette olmalı. Ancak arkasındakilerin onlarla işbirliğini hiçbir şekilde görmeyiz. Ya da tam bu noktada yelpazenin hayal satma kısmı devreye girip bize idealist bir polisi gösterebilirlerdi. Polis karakteri aslında bizi yüzeye çekerdi ve onun gözünden mafya derinliğinin yüzeyle mesafesini görmemizi sağlardı. Bunlar hep kavram ve değerler üstünden gösterilmeli. Yoksa bir anlamı yok. Yoksa herkes mafya dünyasının içinde olduğunda yüzeydekilerin mafya ile ilişkini görmüyoruz bir iki avukat dışında. Onlar da sonra mafyanın uydusu oluyor zaten. Burada yüzeyle derinlik arasındaki ilişki insanların taşıdığı ilkeler ve kavramlar üzerinden gösterilebilir. Mesela ben Elif'in son bölüme kadar idealist kalmasını, asla Çakır'la kanka olmamalarını çok isterdim. İşte mafya dizisi bu derdim. Ama mafya avukatına dönüşen bir avukatla anlattığın zaman bu mafyanın pornografisi oluyor. Herkes mafyaya özenmiş oluyor, herkes mafyalaşmış oluyor. Bu arada Sedat Peker'in bile çizdiği manzaradan devlet ve mafyanın nasıl iç içe olduğunu görmemize rağmen vaadi bize mafyanın ayrı bir yapı olduğunu ve devletten türemediği algısını yaymıştır. Oysa mafya açık açık devletten türer çünkü hukuk boşluklarından kendine yer bulur. Bu boşluğa da ilk oturanlar yine mafyanın karşı sisteminde duran devlettekilerdir. TÜSİAD filan bunlar dışarıdakiler. Videomuza devam edeceğiz.